Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'te gökyüzünde neler var. Evet, öncelikle yönetici gezegeniniz Satürn'e bakalım. Satürn balık burcunda olacak yıl genelinde, 2023'te olduğu gibi 2026 Mart ayına kadar da Satürn balık burcundaki transitini devam ettirecek. Bu yıl 3-19 derece aralığında yıl genelinde ilerleyecek. İkinci evinizde bir Satürn geçişi var. Satürn'ün olduğu yerde tabii ki bir disiplin var, bir sorumluluk var, bir şeyleri öğrenmek gerekiyor. Para kazanmayı öğrenmeniz gereken bir yıl. Yani bu yıl para konuları önemli ve buralarda ciddi davranmanız gerekiyor. Kaynaklarınızı korumanız, kaynaklarınızı geliştirmeniz, para kazanmak için becerilerinizi belki değerlendirmeniz önemli hale gelecek. Tabii ki burada bir çalışma gerekecek. Kazandığınız paraları daha doğru ve disiplinli bir şekilde harcama, planlama, muhasebe etme gibi konularınız devrede olacak. Zaman zaman parasal konularda zorlanma, kısıtlanma, engeller hissedebilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre de şekillenebilir. Ancak doğru davrandığınız takdirde, çalıştığınız, disiplini hareket ettiğiniz takdirde çok öğretici ve geliştirici de olabilir ve siz parasal kaynaklarınızda daha rahat, daha güçlü, daha sağlam temeller bu yıl oluşturabilirsiniz. Yılın ilk aylarında Satürn Boğa burcundaki Jüpiter'le de olumlu bir açıda olacak. Biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcunda 2023 yılında transitine başladı. Eğer henüz görmediyseniz, yani hissetmediyseniz, bu yıl daha fazla Jüpiter Boğa transitini hissedebilirsiniz. 25 Mayıs'a kadar Jüpiter 4. evinizde Boğa burcunda olacak ve yılın ilk aylarında, özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında Jüpiter ile Satürn arasında da güzel bir açı var. Yani bu iki jenerasyon gezegenin iyi anlaşması bizi de hayatımızda destekler. 4. ve 2. evinizden destek alacaksınız. Bu sizin biraz da ailevi konularda sahip olduğunuz kaynaklar anlamında destek alabileceğinizi de gösteriyor. Hani bu bir ev almak için bir yatırım yapmak ya da bir eviniz, toprağınız, mülkünüz var sizin ya da ailenizin, hani bunları satmak ya da kiralayarak gelir elde etmek ya da bir kentsel dönüşüm gibi bir alanda mesela bazı işlerinizi daha iyi yapılandırmak, ailevi alanda hani evde çalışarak ya da aileyle çalışarak maddi anlamda bir düzen kurmak, hani bu alanda daha fazla güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve Nisan ayında, özellikle 10 Nisan'da Mars'ın da para evinizde Satürn'le birleşmesi, Mart sonları ve Nisan ayında biraz parasal konularda stresi arttırabilir, harcamaları da arttırabilir, daha kontrollü olmanız gerekiyor. 21 Nisan ve yakınlarında Jüpiter Uranüs'le birleşecek Boğa burcunda. 4. ev konularıyla ilgili, hani mesela bir ev arıyorsunuz ya da emlakınızı satmak istiyorsunuz, hani burada sürpriz ve hızlı gelişmeler olabilir. Bunları da iyi değerlendirmekte fayda var. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Boğa'dan ayrılıp ikizlere geçecek. Ve hava elementine geçen bir Jüpiter, siz de bir hava elementi olduğunuz için size tabii ki çok daha güzel, böyle heyecanlı ve daha özgür enerjiler vermeye başlayacak. Üstelik 5. eviniz şans eviniz. Ve şans evinize Jüpiter'in gelmesi, hayattaki maddi manevi kısmetlerinizi biraz dış dünyadan daha fazla almanızı sağlayabilir. Hani kendinizi de daha iyi göstermenizi sağlayabilir. Yeteneklerinizi iyi ifade edebilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. İkizlerde yazmak, konuşmak, tasarlamak, işte sosyal işler, iletişimle ilgili her türlü iş. Hani buralarda çok daha hani hareketli, kısmetli bir dönemde olabilirsiniz. Tabii ki kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre, yaşam ortamınıza, şartlarınıza göre, işte yaşınıza göre, buradaki Jüpiter geçişi kiminize bir aşk getirecek, işte kiminize bir çocuk getirecek, kiminize belki yeni bir hobi, yeni bir beceri getirecek, bazılarınıza güzel parasal kazançlar getirecek. Plüto da Kova burcuna geçiyor sevgili kovalar. Bu sizin için tabii ki son yılların en önemli transiti, hatta belki yaşamanızın en önemli transiti. Çünkü Plüto 284 yılda bir Kova burcuna geliyor ve bu size denk geldi. Şimdi geçtiğimiz yıl Plüto Kova burcuna şöyle bir merhaba demişti, Mart ayında. Hazirana kadar bu etki oldu. Sonra Oğlak burcuna geri döndü. Bu yıl 20 Ocak'ta Plüto tekrar Kova burcuna geçecek.
Yılın işte 1 Eylül ile 19 Kasım aralığında Oğlak Burcu'nun son derecelerine tekrar şöyle bir geri dönüşü var. Ancak yıl sonundan itibaren tamamen Kova Burcu'na yerleşmiş olacak. Bu uzun süreli bir etki. Jenerasyon gezegeni 20 yıl kalacak Kova Burcu'nda. Sadece kişileri değil toplumları değiştirecek. Ama tabii ki en fazla etkiyi siz alacaksınız. Tümden, yani tüm yaşamınızda, kişiliğinizde tümden dönüşümler, değişimler söz konusu olacak. Plüto aynı zamanda güç demek. Yani güçleneceksiniz. Hangi alanda güçlenmeniz gerekiyorsa hayatınızda, o alanda güçleneceksiniz. Burada özellikle bu yıl ilk derecelerde, işte 0 ile 1 derece, 2 derece aralığında özellikle güneşiniz, yükselen burcunuz varsa etkiyi alabilirsiniz. Ama bu 20 yıla yayılan önemli bir etki. Haziran ayının ilk günlerinde 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran, İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ile Plüton'un güzel bir hava üçgeni oluşacak. Bu gerçekten çok hızlı ve böyle heyecan veren de bir etki. Bazı önemli işte tekliflerle karşılaşmanız, işte yaratıcılığınız yükselebilir, çok ilginç fikirler üretebilirsiniz. Aklınıza bir anda parlak bir fikir gelebilir ki siz zaten yaratıcı bir insansınız, buluşçu bir insansınız. İşte böyle Jüpiter-Plüto arasındaki üçgen açı hayatınızı fikirsel anlamda değiştirecek. Yeni bir bilgi, yeni bir fikir hayatınıza getirebilir. Her alanda mesela işinizdeki yapılandırmalar olsun, eğitim olsun, teknolojiyi, dijital platformları, işte interneti, medyayı, zihinsel ve özellikle hani bilgi ve tecrübelerinizi çok daha güçlü ve iyi kullanıp bunları geliştirebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkmaya başlayabilir. İşaretleri iyi takip edin. Çünkü bu dönemde alacağınız işaretler 2025 yılından sonra çok daha etkili ve güçlü olmaya başlayacak hayatınızda sevgili kovalar. Ay düğümlerine bakalım. Evet, ay düğümleri kuşkusuz yıl genelinde izleyeceğimiz yol üzerinde çok belirleyici. Çünkü tutulmalar da burada oluyor. Ve 2023'ten itibaren başladı zaten bu koç terazi aksındaki hareketlilik. Koç terazi, bunların ikisi de sizin için daha dost, arkadaş burçları olduğu için tutulmalar da büyük oranda sizi destekleyecek aslında. Kuzey yön koçta, güney yön terazide sevgili kovalar. Üçüncü evinizde kuzey düğüm var ve 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması var. Bu yıl zihinsel anlamda hareketli olduğunuzu söyledim. Tam da zihinsel anlamda iletişimle ilgili alanda bir tutulma size yeni bir proje, yeni bir fikir, bir düşünce getirebilir. Bir harekete geçebilirsiniz. Özellikle işte iletişim, internet, medya üzerindeki işler, iletişim, yani her türlü bilgi trafiği, eğitimle ilgili, seyahatlerle ilgili işler, teknolojiyle ilgili işler. Hani buralarda başlangıçlar yapabilirsiniz. Ve bu tutulma yakın çevreniz, işte kardeşleriniz, akrabalar, belki komşularla ilgili konularda da yeni bazı etkiler hayatınıza başlangıçlar getirebilir. 25 Mart'taki 5 derece terazi tutulması 9. evinizde olacak. Bu tutulma 9. ev konularınızla ilgili öncesinde başlamış bazı iş ve girişimlerinizi tamamlayabilir. Yurt dışıyla ilgili de olabilir bu veya bir hukuksal bir davanız varsa, bir mahkeme işiniz. Çünkü terazi zaten hak arayışları ve mahkemelerle ilgili. Hani burada bir bitiş, bir tamamlanma ya da bir yol ayrımını tetikleyebilir. Ancak bu tutulmalar sizi çok seyahat ettirecek gibi de görünüyor. Yani Nisan ayı özellikle hareketli. Nisan ayında kısa da olsa, uzun da olsa böyle seyahatler, yolculuklarınız olabilir. Yakınlarınızla, sizin ya da eşinizin yakınları, kardeşler, akrabalarla daha fazla böyle bir irtibatınız, bir ilişkiniz, iletişiminiz olabilir yaşamınızda sevgili kovalar. Ekim ayında, 2 Ekim'de yine terazi burcunda bir güneş tutulması var. Bu daha çok başlangıçları tetikliyor. Öğrenciyseniz, genç bir kovaysanız bir üniversite eğitimi, bir başlangıç hayatınızda söz konusu veya hani belki akademik anlamda çalışmalarınız başlayabilir. Hukuksal konularda hareketlilikler, özellikle uluslararası işleriniz, yani yurt dışı konuları. Buralarda da bir önemli etkiyi getirebilir. Seyahatler de olabilir tabii ki. 18 Eylül'deki 25 derece balık burcundaki ay tutulmasına biraz dikkat edelim. Bu yılın belki de sizin için zorlayıcı ay tutulması bu olabilir. Çünkü Satürn de burada, Neptün de burada. Özellikle para konularında yanılgılara, biraz böyle baskılara, kısıtlamalara ya da zorluklara yatkın olabileceğiniz bir dönem.
Bu konularda özellikle bir ihmal durumunuz varsa, gözden kaçırdığınız bir detay varsa, finans ve para konularında 18 Eylül'deki tutulma sizi parasal konularda baskı altına alabilir ve bazı sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Ancak eğer bir yanlışınız varsa belki onu fark etmenizi, hayatınızda parayla ilgili tutumları değiştirmeniz, dönüştürmeniz ve bu konularda daha doğru bir yol izlemeniz için de size önemli farkındalıklar verebilir sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir yıl dilerim. Hoşça kalın.